Merhaba sevgili kovalar. 5-11 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Sevgili kovalar, evet bu hafta Güneş Boğa burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Özellikle eviniz ve ailenizle ilgili konuları biraz daha gündemde tutuyor. 7 Mayıs'ta Merkür İkizler burcuna geçiş yapacak. Bu sizin için olumlu. Merkür ay sonuna kadar İkizler burcunda olacak. Özellikle hayatınızda duygusal ilişkilerinizde, çocuklarla ilgili konularda biraz daha fazla hareket olabileceğini gösteriyor. Yaratıcılık artabilir, hobilerinizle daha fazla ilgilenebilirsiniz. Seyahatler, tatiller gündeme gelebilir sevgili kovalar. Hayatınızın hareketleneceğini işaret ediyor. Venüs de Koç burcunda, o da ay sonuna kadar Koç burcunda olacak. Venüs'ün Koç burcundaki seyri de yine seyahatler yapabileceğinizi, yakın çevre ilişkilerinizin güçlenebileceğini, medya, yayıncılıkla ilgili kavramların öne çıkabileceğini ve bazı anlaşmalar, sözleşmeler de yapabileceğinizi işaret ediyor bu süreç içerisinde. Evet, hafta başında Ay Yengeç Burcu'nda, Pazartesi günü birazcık işler, güçler sizi bekleyebilir. Evde veya ofiste birikmiş işlerle ilgilenebilirsiniz. 5 Mayıs akşamından itibaren Ay Aslan Burcu'na geçiş yapınca ilişkiler ve işbirlikleri gündemde olacak. Özellikle 6 ve 7 Mayıs'ta işbirlikleri ve ilişkilerle ilgili konulara daha çok motive olabilirsiniz. 8 Mayıs'ta Ay Başak Burcu'nda olacak sevgili kovalar. Parayla ilgili konular ilgi alanınızda olacak. Ortaklı gelirler, giderler, genel olarak maddi konularla özellikle 8 ve 9 Mayıs'ta uğraşabilirsiniz ve verimli bazı çalışmalar içerisinde olabilirsiniz. 10 Mayıs sabah saatlerinde, gündüz saatlerinde ay boşluktayken akşam saatlerinde terazi burcuna geçiş yapmış olacak ve hafta sonunda ay terazi burcunda olacak. Ay terazi burcundayken Koç burcundaki Venüs ve terazi burcundaki Mars arasında sert etkileşim var. Karşıt açı oluşacak özellikle 11 Mayıs'ta sevgili kovalar. İletişim, yakın çevre ilişkileri veya seyahatlerle ilgili konularda bazı gecikmeler, ertelemeler olabilir. Yakın çevre ilişkilerinizde birazcık anlaşmazlıklar olabilir. Bayanlarla olan ilişkilere özellikle dikkat etmek gerekiyor. Eğitimle ilgili konular, yurt dışı ile ilgili kavramlarda birazcık kısa süreli bazı sorunlar yaşasanız da bu sorunlar kısa sürede hallolabilir sevgili kovalar. Bu arada Güneş ve Satürn arasındaki karşıt açıya dikkat etmemiz gerekecek. Bu özellikle ev ve kariyerinizle ilgili konulara dikkat çekiyor. Evde veya iş yerinde sorumluluklar, yapmanız gereken işler birazcık sizi yorabilir. Bunun yanı sıra üstleriniz, aile büyükleri ve otorite kavramları ile olan ilişkilerde birazcık zorlayıcı olabilir. Sevgili kovalar, sağlığa da özellikle kronik sağlık sorunlarına da dikkat etmemiz gerekiyor hafta sonu. Evet, haftanın genel etkileri böyle. Daha detaylı bilgiler için lütfen günlük burç videolarımızı da takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.